Herkese merhaba. Yine yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda çikolatalı puding tarifiyle sizlerin karşısındayım. Her zamanki gibi önce malzemeleri tanıtayım, ardından tarife geçelim. 30 gram kakao, 20 gram un, 40 gram nişasta, 200 gram toz şeker, 100 gram bitter çikolata, sütlü de tercih edebilirsiniz. 1 litre süt, 80 ml krema ve çok az tuz. İsteyen vanilyalı şeker, isteyen de 1-2 damla vanilya aroması kullanabilir. Tarife öncelikle kuru karışımlar olan un, nişasta, toz şeker, kakao ve çok az tuz. Vanilin şeker kullananlar vanilin şekeri koyup tüm bu kuru malzemeleri bir kapta karıştırın. Tüm kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra şöyle sütün bir kısmını dökün ve bu malzemelerle karıştırın. Bu işlemi isterseniz pişireceğiniz tencerede de yapabilirsiniz. İlk püf noktası tatlıda özellikle kakao ve un gibi malzemeler pütür pütür kalabilir. Onun için bu karışımı tencereye alırken şöyle süzgeçten geçirin. Sütün geri kalanını da bu kaba boşaltın. Yine dibinde falan bir şeyler kalmışsa şöyle bir karıştırıp süzgeçten geçirin. Gördüğünüz gibi süzgecin dibinde de parçacıklar kaldı. Kalan sütü de malzemeye ekliyorum. Artık ekleyeceğim son bir malzeme olan krema kaldı. Onu da tencereye alıyorum. Tüm malzemeleri orta kısık ateşte karıştırarak sürekli pişireceğiz. Rengi biraz açık kalmış olabilir. Son bir malzememiz bitter çikolatamız kaldı. Onu da kaynadıktan sonra ekleyeceğiz. Pişirme işlemine başlamadan önce de çikolatanızı olabildiğince kırıntılar haline getirin. Daha rahat eriyebilmesi için küçük parçalara ayırın ve bir kenarda bekletin. Şimdi gelelim ocağın başına. Tüm malzemeleri çikolata hariç karıştırdık. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak kaynatıp ocaktan alacağız. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Şöyle karıştırırken arada bir kenarları da alın. Şöyle karıştırırken hafif bir rahat bırakın. Yavaş yavaş fokurdamaları göreceksiniz. Kaynama noktasına gelmiş. Bu süreden sonra yaklaşık 1-2 dakika böyle iyice karıştırarak ateşte tuttuktan sonra ocaktan almanız gerekecek. Şöyle 1-2 dakika daha kaynatarak ocakta tuttum. Artık alma vakti geldi. Ocaktan aldıktan sonra bunu tekrar bir karıştırma kabına alıyorum. Ve son malzemeler olan çikolata ve 1-2 damla vanilya aromasını ekliyorum. Çok kabuk tutmasına izin vermeden hızlıca karıştırıyorum. O sırada çikolata da eriyecek. Artık son aromasını ve rengini verecek. Bu süre zarfında parlaklık ve aromayı arttırmak isteyenler tereyağı da ekleyebilir. Soğuk tereyağı olmasına önem verin. Şöyle bir 20-30 gram kadar tereyağı ekleyebilirsiniz. Pudingde ya da spanglede bir başka istediğimiz şey üzerinin kabuk tutmaması. Karıştırdıktan sonra içinde böyle kabuksu şeyler yemek istemememiz. Onun için de bu durumu şöyle yapacağız. Ya sürekli karıştırarak soğutacaksınız ama bu çok zaman alır. Ya da hava almayacak şekilde şöyle streçle pudinge temas ettirip olabildiğince hava boşluğu bıraktırmadan pudingi direkt streçle kaplayacaksınız. Ama dikkat edin,
Kabın üzerine değil, pudingin üzerine streçi de örtün. Şöyle olabildiğince şu hava kabarcıklarından kurtulun. Bu sayede pudinginiz soğurken kabuk tutmayacaktır. Şu şekilde işte pudingi streçle kaplayın. Bu şekilde biraz soğuduktan sonra kapları alacağım. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra son bir püf noktası daha var. Onu da yapıp kaplara paylaştıracağım. Buzdolabında bir süre soğuttum. Şimdi streçini çıkarıyorum. Ve şöyle hafif katı bir kıvamda. Son ipucu da bunu soğuttuktan sonra şöyle hafif bir çırparak karıştırıyorum. Bu kenarları haricinde geri kalan yerlerde kabuklaşma olmadığı için olabildiğince şöyle pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Hafif akışkan ama tam soğumadı. Bunları kaselerine paylaştıracağım. Buzdolabında bir 3-4 saat bekleyip soğuduktan sonra servise hazır hale gelecek. Benim tavsiyem kaselere paylaştırdıktan sonra bir gün bekletmeniz. Yani en az bir 12 saat, 16 saat falan bekletmeniz, ertesi gün tüketmeniz. Tabii bekletirken de bunların üzerini streçle kapatmayı ihmal etmeyin. Sunum için bir tanesini bardağa alacağım. Diğerlerini kaselere paylaştıracağım. Servis için soğumasını çok beklemeden şöyle kremayla ufak bir şekil verip videoyu bitirmek istiyorum. Biraz çırpılmış krema, biraz toz Antep fıstığı ve birkaç adet damla çikolata. Son bir sunum önerisi için şöyle önceden hazırlamış olduğum kivi sosundan tabağa koyuyorum. Ve bir fırça yardımıyla bu kivi sosunu şöyle sürüyorum. Bir tarafa bardağıyla pudingi bırakıyorum. Diğer taraflara önceden hazırlamış olduğum mereng, minik merengler ve şöyle minimal mandalina, elma dilimlerini tabağa yerleştiriyorum. Biraz da gofret kırıntısı. Ve çikolatalı pudingimiz servise hazır. Ve bu tarif videosunun da sonuna geldik. Sizler de başlıkta çikolatalı yazılıp içerisinde çikolata bulunmayan, sadece kakaodan oluşan pudinglerden artık haz etmiyorsanız aradığınız çikolatalı puding tarifini buldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.